Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı kelimeler arasında sayısal uygunluk ve denklik vardır. Buna kelimelerin geçiş adetleri arasındaki tevafuk denir. Birbirine benzer veya zıt manadaki kelimeler aynı adette zikredilmiştir. Bunu bir beşerin düşünmesi ve yapması mümkün değildir. O halde Kur'an, kelimelerinin geçiş adetleri arasındaki tevafukun şahadetiyle Allah'ın sözüdür. Kur'an'da geçen tevafuklardan bazıları şunlardır. Kur'an'da kul yani de emri 332 defa geçer. Bu emrin dedi, dediler gibi fiil olarak kullanılışı yine 332 defadır. Yani Allah de diyerek 332 defa emretmiş ve tam bu emre 332 defa icabet edilmiştir. Yedi gök manasındaki seb'a semavat tabiri gökler adedince 7 defa geçer. Ay manasındaki şehrun kelimesi bir yılın ayları kadar 12 defa geçer. Gün manasındaki yevm kelimesi bir yılın günleri kadar 365 defa geçer. Günler manasındaki eyyam tabiri ise bir ayın günleri sayısınca 30 defa geçer. İman 25 defa, zıttı olan küfür 25 defa. Dünya 115 defa, ahiret 115 defa. İblis 11 defa, istiaze yani Allah'a sığınmak 11 defa. Harp 6 defa, esir 6 defa. İnsanın yaratılış maddeleri olan nutfe 12 defa, tin yani toprak 12 defa. Hesap 29 defa, adalet manasındaki adl 14 ve kıst 15 toplam 29 defa. Yani hesap adaletin gereğidir. Mağfiret yani affetmek 234 defa, ceza ise Allah'ın affı gazabını geçtiğinden mağfiretin yarısı kadar 117 defa. İslam, Kur'an ve vahiy kelimeleri türevleriyle 70'er defa. Salat yani namaz 67 defa ve zekat 32 defa olmak üzere toplam 99 defa zikredilmiştir. Bu Esma-ül Hüsna sayısına denk gelir. Salat türevleriyle 99 defa Esma-i Hüsna adedince zikredilmiştir. Firavun 74 defa zikredilmiştir. Buna karşı Sultan 37, İptila yani imtihan 37 defa toplam 74 defa Kur'an'da geçmiştir. Yani Firavun imtihan olmuş sultandı. Sabır 12 defa, sıkıntı 12 defa. Ebrar yani iyiler 6 defa, Eşrar yani kötüler 3 defa. 27 peygamberin ismi 513 defa tekrar edilmiş. Buna karşı Resul kelimesi türevleriyle 513 defa zikredilmiş. Zulüm 15 defa, kıst yani adalet 15 defa. Rahmet 79 defa, hidayet 79 defa. Yani hidayet, rahmetin bir tecellisidir. Hıyanet 16 defa, habis 16 defa. Zekat 32 defa, bereket
32 defa. Yani zekat berekete sebeptir. İnsan kelimesi 65 yerde zikredilmiş. Buna karşı insanın yaratılış safhaları da 65 ayette anlatılmış. Bitki 26 defa, ağaç 26 defa. Şarap 6 defa, sarhoşluk 6 defa. Yaz 5, sıcak 5. Kış 5 ve soğuk 5 defa. Zengin 26, fakir yarısı kadar 13 defa. Sizi yarattı tabiri 16 defa, ibadet edin tabiri 16 defa. Yani yaratılmak ibadet etmeyi gerektirir. Rahim 114 defa, Rahman yarısı kadar 57 defa. Fiil 108 defa, ecir yani ücret 108 defa. Hayat 145 defa, ölüm 145 defa. Fayda 50 defa, zarar 50 defa. Musibet 75 defa, şükür 75 defa. İnfak 73 defa, rıza 73 defa. Dalalet 17 defa, ölüler 17 defa. Sihir 60 defa, fitne 60 defa. Akıl 49 defa, nur 49 defa. Melek 88 defa, şeytan 88 defa. Şimdi insaf ile düşünelim. Bir beşerin, hele hele ümmi olan, okuma yazma bilmeyen bir beşerin bu tevafukları düşünerek yapması mümkün müdür? Eğer yapabilseydi, elbette yaşadığı asırda bunlardan bahseder ve iddiasını ispata çalışırdı. Halbuki bu benzerlikler onun zamanından asırlar sonra Kur'an'ı kelime kelime, harf harf inceleyen alimler tarafından bulunmuştur. Demek bu işe o zatın iradesi ve ihtiyarı karışmamıştır. O halde bu kitap Allah'ın kelamıdır ve O'nun sözüdür. Ondan başka kimse bu kitaba sahiplik iddiasında bulunamaz. Ve gözünü kapatarak bu kitaba haşa bir beşer sözü diyenler asla Kur'an'ın bu meziyetlerini izah edemezler. Onların hali güneşe karşı gözünü kapatarak güneşi inkar eden ve kendine gece yapan ahmak insanların hali gibidir.